burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz bekleri 0212 454 5571 canlı yayın telefon numaramız. Instagram sayfam TGT TV'den de yine sorularınız varsa efendim soru sorabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yine mesajla gönderebilirsiniz partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz ama Hoş bulduk efendim. ama size söz vermeden önce hmm. <laughs> Öncelikle efendim, sevgili partnerimi ben tebrik etmek istiyorum. Çünkü İhlas Medya Çifte Ödül gelirken kendisi de ödül aldı. Radyo Evi Derneği'nin 12.'sini düzenlediği Radevart'ı ödülleri sahiplerini buldu. Etkinlikte yılın kanalı TGRT Haber seçildi. Yılın Pozitif Radyo programı ödülü de Sevgili partnerim Atollah Arvas'ın efendim TGRT FM'de yaptığı Dünya Dönerken'e verildi. Evet, e, evet. sevgili Atollah Arvas duygularınızı öğrenebilir miyim? Tebrik ediyorum öncelikle. Öncelikle hemen söyleyeyim ben artık hiçbir yerden ödül almak istemiyorum. Gençlere niçin, verilmesini niçin? istiyorum. <laughs> Bu ödüllerin gençlere verilmesi, yüreklendirilmesi istiyorum ama kurum adına verildiği için ben Aha. de gittim aldım. Kendilerine evet. de söyledim ya çok teşekkür ederim bana vermeseniz. Yani gençlere verseniz ama hala kral cümlesini kullandı benim için. Vay. Çok teşekkür ederim. Ben kral falan değil. <laughs> Meslekte olabilir tabii yani 30 30 yılımızı şey yaptık bu. Belediye Başkan Yardımcısı o bize takdim etti bu ödülü. Evet, yani burada görülüyor. Tam kameralara. Kameralar verirken, falan. Allah, şöyle felaketti. Şöyle ödülünü anlatırken var ha. mı ses, Orkuncu? Ses vardır ya da yoktur, hiç önemli değil. Hemen geçelim çünkü <laughs> Kendinizi gündem. izlemeyi sevmiyor musunuz? Hayır, Gündem Aa, maddeleri var. Kanalımız. <laughs> Ödül Değil almış mi? efendim partnerim ödül almış çok çok tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim Dünya Dönerken programı hakikaten pozitif bir program. Evet. Bazen tartışma da olur kavga da çıkar ama günün programın sonunda iki saatlik programın sonunda gülmeyi becerebiliyoruz. Yunus Emre ne demiş? Demiş ki yani sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Mevzu budur efendim. Evet. Olabilir tartışabiliriz bazen kavga da çıkabilir ama sonunda birbirlerimizi sevmeyi de bilelim barışalım efendim. O programın şeyi o bir halk programı. Türkiye'nin ortalamasını yakalıyoruz. Dağdaki çoban da arıyor, kamyon güzel, şoförü de arıyor, mühendis de arıyor, bilim insanları da Yediden, arıyor, üniversitede. Evet. Türkiye'nin ortalamasını yakalıyoruz. Aradı, evet. konuştu. Bir program çok. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Proaktif aynı zamanda şimdi hızlı benim... hareketli. Evet. Haberlerim var ama sizin son dakika eklemek istediğiniz başlık, şey istediğiniz haberler vardır. Var mı? var. Zakat Onu buyurun. şimdi Hasan Bitmez Beyefendi Mecliste Milletvekili Saadet Partisi evet. Milletvekili hayatını kaybetti. Allah kani gani rahmet etsin. Ha, Allah rahmet eylesin. Komadaydı zaten üç gün öyle durdu, sonra hayatını kaybetti. Yakınlarına mecliste. da baş sağlığı diliyoruz. Evet, yakınlarına milletimizin başı sağ olsun. Kürsüde hitap ederken yığıldı hastaneye kaldırıldı ama evet. e, vadesi gelmişler Anadolu insanı vefat etti durumu kritik olduğunu söylemişlerdi zaten evet. Evet. Saadet Partisine de. sevenlerine ailesine e, seçmenine e, Efendim sabırlar diliyoruz Evet Evet, evet hemen başlıyoruz haberlerimizle. Hakemler ikna oldu, lig başlıyor. TFF Başkanı hakemlerle yaptığı görüşme sonrasında maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararı aldık dedi. Evet, e, Başkan Büyük e, büyük Ekşi de e, istifa edecek misiniz sorusuna dedikodularla uğraşmayın, buraya iş yapmaya geldik. Lütfen pozitif olun, İstifayı gerektirecek bir sebep yok demiş. Evet. Maçlarda, liglerde 19 Aralık günü başlayacak. Şimdi TFF'nin başkanı da tabii başkanı da eleştirenler olabiliyor. Sonuçta kimse kusursuz değil tabii. Kusur da olabilir ama burada bir yara sarma var. Bu imajı şey yapmak lazım. Silmek lazım ama bazı kulüp başkanı hakikaten hala körükle gidiyorlar. Onu da söyleyeyim ama bu bu üsluplarını bir, bir terk etsinler. şeyler ikna edildi hakemler. Çok kıymetli bir hakemimiz yani e, e, o da evine gitti, orada ikna edildi. E, efendim dönecek, sahalara dönecek. Kolay değil. E, Avrupa'da da e, efendim maç yönetecek. işte bu delikanlı. E, yani Türkiye'de yurt dışında kaç takımda efendim e, top koşturan futbolcumuz ya da kaç hakemimiz var, maç izleyen. Onun için bu çok değerli, çok kıymetli birisi. E, bu da inşallah e, şeyimiz gelecek, hakemimiz de gelecek. Bu şiddet ortamı efendim söylem e, e, bitsin yani. E, böyle şeyler söylemeyelim. Unutmuş olalım. Üstünü örtelim. Bir, bir an önce de, de bu imaj tabii bir daha böyle bunlar böyle olaylar yaşanmasın. Tabii yaşanmasın. Ee, Sayın Başkan da e, onu söylüyor. Dediğimiz gibi 19 Aralık'ta maçlar başlıyor, ne kaldığı başlıyor, yerden yüzden, devam evet. edecek. Öbür tarafta oynanmayan, ertelenen maçlar var. Onlar da 10 Ocak'ta oynanacak. Bu haberi de duyuralım devam edelim. Peki, lütfen. teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Kıbrıslı vekil, vekilden İsrailliler kamp kurdu iddiası. KKTC'de ürküten sorular. İsrail'in çok sayıda askerini KKTC'deki gizli kampta eğitip Gazze'ye gönderdiği iddiası adaya bomba gibi düştü. Evet şok eden bir iddia. Evet. Şimdi orada Sayın Milletvekili zaten dün söyledi. Talat Hı -hı. Bey eski Cumhurbaşkanı'nı suçluyu. Onun döneminde ciddi efendim arsalar, araziler, evler satılmış. Yani orada bir koloni oluşturmuş İsrail. Başka devletler de ilgileniyor yani Rusya'yı da Rusya'da ilgileniyor ama özellikle İsrail'in böyle bir koloni oluşturdu artık ortaya çıktı. Onu örtmenin bir anlamı yok. Şimdi bir iddia da orada kamplar kuruldu, kuruldu. ve burada efendim e, e, İsrail'e asker e, efendim eğitimi verildi gençlere buraya sporcu unvanıyla ya da etiketiyle gidiyorlar oraya. Orada kamplara alınıyor. Yani her türlü eğitim veriliyor. Özellikle askeri eğitim veriliyor. Yani gerilla diyelim. O eğitim veriliyor. Sahada nasıl başarılı olur? Buradan aldıkları bu komando eğitimiyle ülkelerine döndükleri iddiası var bu haberde. O anlaşılıyor. Yani Talat Bey döneminde o satılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Efendim toprakları şimdi mecliste yeni bir kanun çıkıyor şey KKTC'nin meclisinde yani artık öyle kolay olmayacak hı hı. daire almakla arsa almakla falan oranın vatandaşı olamıyorsunuz hatta satılmayacak da belki bundan sonra ciddi bir şey geliyor kıst, şey geliyor kısıtlama geliyor onu bekleyip göreceğiz ama asker eğitmediğini kimse yani nereden bilelim orada toprak onların kampta kurabilirler eğitim de verdirebilirler. Mesela orada öncelikle şey var, İngiltere var, Amerika'da hemen yanı başında. Eski askerler efendim şeyinde nezaretinde ya da bu emekli askerler efendim İsrail ordusuna bu gençleri eğitebilir. Bu da mümkündür efendim. Buyurun. Evet. Hitler de böyle yapmıştı. Evet bir fotoğraf var. Onun görüntüsü olduğu Tabii. için bu haberi de aldım. İsrailli muhabir Nir Dorih çekti. İsrail öldüremediği sivilleri boş bir arazide aç ve çıplak halde tutarak insanlık dışı yeni bir suça imza attı. Tel, Tel Aviv hepsinin Hamas militanı olduğunu öne sürse de İsrail medyası yalanı ortaya çıkardı. Şimdi evet. Bu askerler eğer bu kadar Hamas militanını yakaladıysa, derdest ettiyse o zaman kaç tane İsrail askeri de hayatını kaybetti onu da İsrail açıklasın. Yani bu savaş e, başladıktan sonra daha doğrusu çocuk, kadın ve savunmasız insanların katledilmesiyle yani 60 günü aşkındır e, vuruyor. Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla vuruyor. O zaman bir şey de açıklasınlar. Ya biz bu kadar Hamas'la ele geçirdik. E, çünkü onlar da bize saldırdılar. Bu kadar da askerimiz öldü mesela dün 5... E, Subay 10 tane İsrail askeri öldürüldü öldü yani çünkü onlar da Hamas'ta bunlarla savaşıyor bir bir taraftan onlar da efendim bu işin içerisinde ama bu yakalanan efendim ya da böyle çıplak bir şekilde bir iç çamaşırları ancak var. Hepsini bir araya getirip bu fotoğrafları verdirmek Hitler dönemindeki fotoğrafları özellikle İsrail'le yani Yahudilere yapılan o muameleyi hatırlatıyor. Evet yani yeni Hitler Netanyahu diyebiliriz. Aynı fotoğraflar, aynı işkence cezaevlerinde de mesela çok işkence var. Hamaslı diye gözaltına alıyor. Efendim 7 bin şeyli var, Filistinli var şu anda cezaevlerinde yatıyor kötü muamele var efendim kötü bir şekilde muamele ediliyor işkence ediliyor kötü davranılıyor e, onu da belirtelim efendim dediğim gibi eğer bu kadar Hamaslı bunların elindeyse e, efendim bunları açıklasınlar operasyon düzenlediler onlar da öldürdüler karşı taraftan da geldi kaç tane İsrail askerinin öldüğünü öldürüldüğünü bilmiyoruz mesela e, sır gibi saklıyor e, efendim buyurun Evet peki Buyurun. sıradaki haberimize devam edelim. Cumhurda Ege Alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir Teşkilatı ile görüştü. 25 ilçede AK Parti 5 ilçede ise MHP adayının desteklenmesi kararlaştırıldı. Erdoğan hedef seçimde rekor oy almak dedi. Evet İzmir çok önemli ee, yani İzmir... Ee, bakalım ne olacak? Orada e, Burhan Özfatura seçilmişti Anavatan Partisinden ama ondan sonra e, gelenek CHP'den yana tavrını koydu. E, ama İzmir'de yaşayıp İzmir'den efendim e, hayatını sürdüren CHP'li Seçmen de aman aman öyle hayatından memnun değil. Yani yerel e, efendim yerelde hizmet almadıklarını söylüyorlar. <laughs> E bakalım ne olacak? AK Parti oraya nasıl bir aday efendim şey yapacak? Ad, gösterecek. gösterecek onu gösterecek? da onu da bekliyoruz. Tabii kimi gösterecek, nasıl etkili olacak? Onu bekliyoruz efendim. İzmir'de mevcut adayla herhalde cevap cevaphe gitmeye yani kararlı diyelim ama e, öbür tarafta da CHP'nin içinde de mevcut adaydan memnun olmayan çok da yurttaşımız var. E, Atilla Sertel'in ismi geçiyor. Eski belediyecidir. Çakmurla beraber eee belediyecilik yaptı. Basına halkla ilişkiler eee efendim danışmanıydı. Sonra mecliste milletvekilliği yaptı gazeteci. onun ismi geçiyor ve o da tabanda ciddi bir kolis yapıyor şu anda ilçeler köy köy dolaşıyor Atilla Sertel. bilmiyorum mevcut efendim belediye başkanı mı yürüyecek orada yoksa Atilla mı diyecekler. Onu da göreceğiz, bakıp göreceğiz bakalım. efendim CHP'nin. Evet. Evet her yerde seçil Erzan vakası. Kadıköy'de bir kamu bankası çalışanı 200 kişiyi saadet zinciriyle 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştı. Erzan davasında ise Denizbank dosya dışı bırakıldı. Yani benim anlam anlamadığım bir şey var. Niye insanlar sistem dışına çıkıyor? Ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani borsada mı efendim oynayacaksınız ondan sonra altın mı alacaksınız? bir yatırım aracı daha vardı döviz. O şimdi aman aman pek şey yapmıyor, göz doldurmuyor. Şimdi farklı sepetler yapabilirsiniz. Bir de faiz var ya. Bankalar şimdi korkunç bir faiz veriyor. Faizler 50'yi aştı neredeyse. 50-55'e doğru gidecek. Yani bankada da paralarını değerlendirmek mümkün. Aynen. Kimseye tavsiye etmemekle de... beraber <laughs> Çünkü e, parayı öyle orada burada yatırmanın bir anlamı yok. Ticarette kullanmak lazım. Ticarette kazanırsınız, şey yaparsınız. Böyle e, efendim birisi çıkıyor ben bir fon kurdum. Evet e, gelin dostlar para yatıralım, zenginleşelim, zengin olalım. E, bir müddet sonra da sosyal medyada özellikle nasıl şaşalı debdebeli bir hayat yaşadıklarını, bu bir pazarlama unsuru. Bakın arkadaşlar zengin oldum, zengin oluyoruz falan. Bu havayla insanlar kendilerini kaptırıyorlar. Ee, ama hakikaten ben anlamış değilim ee, şey içerisinde kalmak lazım sistem içerisinde kalmak lazım sistemin aygıtlarını kullanmak lazım. Eğer parayla para kazanmak istiyorsanız ben ticareti salık veriyorum ee, böyle bir durum var efendim. Evet. Daha neler çıkacak neler bir Bakalım değil iki da, değil evet, üç değil. Bakalım evet bayağı baya bir ha. kamuoyunu meşgul eden bir haber oldu değil mi? Tabii fona gel abi ya gelelim de kardeşim. <laughs> Evet. evet. Trafik sigortası primi %5 artacak. Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024'ün ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi. Hı -hı. Mayıs'tan sonraki primlerde hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. Evet. Bankalardaki mevduatın temel güvencesine tabi tutan 250 bin lira 1 Ocak'tan itibaren arttırılarak 650 bin liraya yükseltildi. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Evet durum bu. Yani %5 bir şey var bir zam hı hı. geliyor yıl başından itibaren tabi siz yatıracaksınız aracınız da var evet. geçen sene ne yatırmışsınız? Geçen sene de e, valla geçen sene sigorta bir 4 küsur vermiştim diye hatırlıyorum. 4000 lira mı? 4500 müydü beş şey. yüz. Doğru. Şimdi ona %5 mi? Tabi %5 ekleyeceksiniz bu sene de böyle gidecek İlk 6 ay böyle gidecek. Sonrasında Benim ilk tekrar, Nisan'da evet hı, olması tekrar lazım. Tekrar bir değerlendirme yapacaklar. Evet. Ee, yani ben çok aşırı bulmadım. Keşke her şey %5, %5 artsa. %5 olsa da ama Değil mi? geçen sene o kadar artmıştı ki ha. 1500 liradan 4500 liraya artmıştı. Onun için mi böyle yani, ufak tuttular? Bence o yüzden. Evet böyle ufak tuttular. Peki efendim. <laughs> arabam mı var derdin var. Evet arabam evet. var derdim var. 230 milyon euro borçla metro ve tramvay alınacak talep İBB meclisinden geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kadıköy kaynağı Çaynarca Sabiha Gökçen ile Pendik Sabiha Gökçen metro altında kullanılması maksadıyla 100 metro aracının temini görüşüldü. Proje için 150 milyon euro yani 4.7 milyar lira dış dış borçlanma yapabilmesi istendi. Meclis bunu oy birliğiyle kabul etti. Çok enteresan bir şey daha geliyor bununla beraber. Yani belediyenin aldığı bir karar. Şimdi Eminönü'ne efendim Bakırköy, şey Kadıköy'e bir bölge daha var. O da konuşuluyor e, ama net bu e, yani çok yakın tarihte itibaren buralara araçla girmemek adına girerseniz bir bedel ödeyeceksiniz bir para ödeyeceksiniz. Toprak bastı parası <laughs> tutar mı tutmaz mı tepkiye mi yol açar onu bilemiyorum ama genelde yani e, yayalaştırılmak isteniyor buralar. Yani hani siz İzmirlisiniz, onun için söyleyeyim Alsancak'a araba girmiyor. Girmiyor. Evet, yani orada işte kafeler var, şeyler var, giriyorsunuz, dolaşıyorsunuz, yeşillendirildi de önceki dönemlerde yapıldı. Bu, bu devam ediyor. Şimdi Eminönü de öyle, çok kalabalık. Orada araçlarla gireceksiniz, çok, trafik çok şey sıkıntı. olur. Çok Kadıköy Kadıköy'de öyle bir bölge daha var ama şu anda hatırlayamadım. Bu bölgelere araçların alınmaması. Aslında öncesinde bir alıştırma Nelesi? yaptılar. Eminönü. Evet. Kadıköy. Ha, Kadıköy bir de şey var. Eminönü şey şey var ya bizim Tak, Kapalı Çarşı tarafı. Ha o o taraf ne diyorlar onlara? Sultanahmet. Ha, Sultan yani sur evet, içi. Sultanahmet'te de araba su, hakikaten oluyor. Ama zaten e, frenlenmişti yani belli bir yerden sonra giremiyordunuz. Girseniz zaten garaj ya da park yeri bulamıyordunuz. Yavaş yavaş o psikoloji yönetildi. Şimdi oraya doğru geliyoruz. E ee, yani şimdi şey olacak. Ayak bastı parası, parası. geliyor. Ha, ee, evet. bu, bu da bu da tabii farklı bir şey. Mutlaka bir şehrin altyapısında ulaşım çok önemli. Bunun yeni yeni herhalde farkına vardım. Öbür tarafta tabi Tevfik Göksun'un söylediği laflar var. Diyor ki arkadaş yani 250 ya da 227 trilyon para bu iş için ayrılmıştı. Altyapıyı yapmak özellikle o toplu taşımacılığı güçlendirmek, metroyu yapmak adına. Ama ortada bir şey yok diyor. Şimdi bu parayı da meclisten geçti verdiler. Ee, yani mecliste geçti tamam yapıyorsanız buyurun dediler. Borçlanacağız belediye gene borçlanacağız. Sebebi de bu benim anladığım kadarıyla yani Sayın İmamoğlu. Efendim işte ben şuradan kredi alacaktım şu adımı atacaktım meclisten geçmedi. AK Parti beni engelledi ya da Cumhur İttifakı beni engelledi demesinler diye. Ne istiyorsan yapalım abi diyorlar. Yeter ki yap bakalım ne olacak efendim. Evet. Devam edelim. Buyurun. İşsiz sayısı kadar işçi aranıyor. Evet. Türkiye'de resmi sayılara göre 3 milyon civarında işsiz var. Buna karşılık işverenler iş kura başvurarak 2.4 milyon işçi talebinde bulundu. En fazla işçi arayan sektör ise imalat sektörü oldu. İmalatı toptan ve parakende ticaret sektörü izledi. Ee, 70 bin liraya sıvacı ustası bulunamıyormuş. Evet. Tabii. Ve fiyatlar 150 bine doğru gidiyormuş. Evet. Sıvacı yok çünkü. Tabi. Yok yani. Herkes yapamaz. Hayır vardı da aslında biz onu bir planlayamadık. Bir, birçoğu yurt dışına gitti. Farklı yerlerde şimdi. Ciddi paralar da alıyor. Şimdi bu açığı biraz böyle Yurtdışından e, yurt dışından gelen efendim Afganlı ya da Suriyelilere yaptırmaya çalışıyoruz. Onları bu <laughs> çarkın içerisinde iş adamları, iş çevreleri gene kendileri çare buluyorlar, yetiştirmeye <laughs> müteahhitlerimiz falan. E, bu, bu adım atıyorlar ama ne kadar şey yapacaklar, e, muvaffak olacaklar bilemiyorum. Bir de güvenlik görevlisi sıkıntısı var. İşte tabii enteresan. yani o mesela şimdi içeri giriyoruz ya bizi karşılayan <laughs> o güvenlik elemanı sıkıntısı da çok. <laughs> i̇ş yerleri bunları istiyor efendim işte nöbet tutacaklar orada olacaklar siteler büyük siteler gene istiyorlar. O konuda da ciddi bir boşluk var. Dediğiniz gibi imalat ve perakende de zaten ya hangi sanayi sitesine gitseniz şöyle bir bir blok yürüdüğünüzde adam yazıyor işte şu aranıyor, bu aranıyor, bu vasıfta, bu ölçüde. Hatta bugün bir yerden gördüm ben şey yazıyor bu Mahmut Bey tarafında. Koca bir fabrika diyor ki vasıfsız eleman da aranıyor. Hmm. Adam yazmış koştu evet. vasıfsız eleman arıyor. Artık kendileri alacaklar herhalde yetiştirecekler. Başka çaresi yok. Evet evet Atatürk Bey'ciğim o. size Buyurun. çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Reklamları ederim. reklamlara gireceğim. Evet. Reklamların ardında çok değerli bir konuğu ağırlayacağım. Lütfen bir yere ayrılmayın.